Marketler ve mağazalarda yeni dönem için ilk adım atıldı. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor bu konu. Poşetlerin parayla satılmasında içeren atık yönetmeliği kanun teklifi meclise sunuldu. Detaylarını alacağız şimdi. Ankara'ya döneceğiz. Nagihan Akbulut karşımızda. Evet Helin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu tarafından verilmiş iki tane önemli teklif var. İstersen bunlardan birincisinden başlayalım. Zira bu çevreyle ilgili artık yepyeni bir dönem başlıyor. Marketlerdeki bu yeni döneme ilişkin ayrıntıları içeriyor bu teklif. Peki ne getiriyor? Atık yönetmeliği kanununda bir değişiklik öngörüyor. Artık atık yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu değişiklikle naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda 25 kuruş karşılığında satılacak. Hepimiz markete gidiyoruz, hepimiz mağazalardayız. Artık bu poşetleri mağazalardan, kasalardan 25 kuruş karşılığında alacağız. Bu yeni uygulama 1 Ocak 2019 itibaren başlayacak. Bunu söyleyelim. Aynı şekilde bu poşetler 15 mikron ile 50 mikron kalınlığında olacaklar. Evet, bu çevreci teklifin içerisinde sıfır atık projesi diye bildiğimiz bu projeye ilişkin düzenlemeler var. Onlar da önemli. Zira sıfır atık projesi çerçevesinde daha etkin kullanılmasını sağlamak için idari düzenlemeler geliyor ve bunu uygulayacak firmalara da teşvik geliyor. AK Parti grubu tarafından verilen bir ikinci teklif var. Bu da ifras ve icralara ilişkin önemli düzenlemeler var. Örneğin aidat ödemelerine ilişkin icra takipleri artık internet üzerinden yapılacak. Diğeri ise konkordato ilanına ilişkin. Konkordato ilanında artık bilirkişilik geliyor. Bir denetim raporu alınacak. Bu denetim raporu çerçevesinde eğer firma kötüye kullanım söz konusuysa lisansı iptal edilecek diyelim. Teklif verildi. Önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlara gelecek. Bu komisyonlardan görüşüldükten sonra genel kurula gelerek yasalaşacak diyerek sözü tekrar sana bırakalım Helin Aslan.